Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuk programına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü burası tam olarak sizin programınız arkadaşlar. Eğer bugün ilk kez bu saatlerde, yani saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını ilk kez açan arkadaşlarım varsa ve kafalarından şu soru geçiyorsa, kim bu abla acaba diye düşünenler için aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk çocuk programında sizlerle buluşuyor oluyorum. Ve arkadaşlar inanın burada o kadar çok şey paylaşıyoruz ki birlikte, bence eğer ilk kez bugün izliyorsanız bu programı kaçırmak istemeyeceksiniz. Arkadaşlar aynı zamanda aşağıda bir WhatsApp numaramız var. Bu WhatsApp numarası sizin bizlere ulaşabilmeniz için harika ve çok basit bir yol. Bu bir WhatsApp numarası arkadaşlar. Bu WhatsApp numaranızdan, kendi telefonunuzdan ya da anne ya da babanızın telefonundan bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizden sizden gelen haberleri heyecanla bekliyor oluyoruz. Her zaman çok büyük bir heyecanla sizden haber bekliyoruz. Özellikle bugünlerde evden çıkamadığınız izolasyon günlerinde neler yapıyorsunuz? Bütün bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? En sevdiğiniz etkinlik hangisi? İşte bize bunları aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasından ulaşarak anlatabilirsiniz. Nasıl anlatabilirsiniz? İsterseniz arkadaşlar, bir nefes aldım bu arada. Sanırım su içmeye ihtiyacım var. Bir saniye sizi bekletiyorum. Hemen birazcık su içiyorum. İşte şimdi devam edebilirim konuşmaya. Arkadaşlar bize nasıl ulaşıyorsunuz? İsteyen arkadaşlarım, konuşmayı seven arkadaşlarım bize güzel bir ses kaydı atabilir. Eğer ses kaydı atmayı sevmiyorsanız arkadaşlar bize yazarak ulaşabilirsiniz. İsteyen video gönderebilir, isteyen resim gönderebilir, isteyen bir fotoğraf gönderebilir. Hiç fark etmez. Bizler sizden gelen her mesajı dediğim gibi heyecanla bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, programı izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Genellikle bu bölümde ben her zaman olmasa da genellikle sizlere bir görev veriyorum. Ve bu görevi genelde öncelikle ben uygulamaya çalışıyorum hayatımda. Bir deniyorum. Acaba sevgili minik arkadaşlarım bu görevi yerine getirebilirler mi? Zor bir görev mi? Kolay bir görev mi? Nasıl bir görev? Ve tecrübelerimi tabii ki sizinle paylaşmak için öncelikle ben deniyorum. Ve bu görevin kesinlikle çok faydalı bir görev olduğunu ben kendi hayatımda denedim. İşte bu yüzden bu görevi bugün sizlere vereceğim arkadaşlar. Daha önce bu görevi bir kez daha vermiştim sizlere uzun zaman önce. Ama bu görev hem bir hatırlatma görevi hem de zaten sürekli yapmamız gereken bir görev olduğu için bugün yine göreviniz bu. Bu bir günlük bir görev değil arkadaşlar. Uzun süreli bir görev. Yani bundan sonra hayatınızda sürekli olarak uygulamanız gereken bir görev. Evet, artık görevi öğrenmeye doğru yaklaştık. O zaman ne yapıyoruz? İsteyen ayağa kalkabilir, isteyen koltukta otururken bunu yapabilir. Tabii ki de bedenimizi ve düşüncelerimizi bu göreve hazırlamak için haydi bakalım derin derin nefes alalım. Hem de bir taraftan heyecanımız artsın. Arkadaşlar derin derin nefes alıp veriyoruz ve kendimizi yeni gelecek olan bu hem çok ciddi hem de çok eğlenceli olan göreve hazırladık mı? Eğer hazırladıysak 5'ten geriye doğru sayacağım ve ekranda görevinizi göreceksiniz. 5, 4, 3, 2, 1... Biri seninle konuşurken o kişinin yüzüne bak, gözlerine bak. Arkadaşlar bu nasıl bir görev böyle? Bu görevi nasıl uygulayacağım ya da bunun ne anlamı var? Ya da normalde böyle yapmıyor muyum ki diye düşünenler var biliyorum. Çünkü aslında ben de bu cümleyi ilk düşündüğümde aklıma bunlar geldi. Ama size birazdan bu görevin önemini ve nasıl yapacağınızı anlattıktan sonra siz de çok daha iyi kavrayacak ve anlayacaksınız. Ama arkadaşlar şimdi görevinizi öğrendiniz. Bunun üzerine birazcık düşünün ve arkadaşlar ben de bunu size nasıl anlatacağımı kafamda hazırlarken haydi bakalım gelin hep birlikte bir Ege'yi izleyelim. Bir salyangozun dünya etrafında bir tur dönmesi 4575 yıl sürer. Salyangozun yavaşlığını düşünürsek sanırım bir motor taksak salyangoza daha hızlı döndürebiliriz. Ya da bir bayrak yarışı.
nesilden nesile geçebilir. 6 numaraya benden 50 lira. Derin uykuda koku alınamaz. Uyanmaya yakınken veya yeni uyurken koku alınabilir. Bu yüzden uyurken pırt yaptığımızda bunun farkına bile varmayız. Ancak sabah kalktığımızda koku duruyorsa anlarız. Veya yanımızda biri uyuyorsa sabah hikayemizi dinleyebiliriz. 1. Yıldırımın oluşturduğu enerjiyle 100.000 ekmek kızartılabilir. Fırtınalı ve yıldırımların çaktığı bir gün çatıya 100.000 ekmek dilimi koyup bunu bir deneyeyim. Yıldırım çarpması, ekmek kızarması. Filler parmak uçlarını basarak görür. Çünkü topuklarında kemik yoktur, tamamen yağdan oluşur. Bu da demektir ki filler iyi bir sıtı olabilir. Ama fark edilmeden bir yerlere girmeleri zor olur. O ayrı tabii. Sana yine buradan koskocaman teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz ben ve bütün arkadaşlarım adına. Şimdi arkadaşlar görevinizi tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Biri sana bir şey anlatırken onun yüzüne bak ya da sana bir şey sorarken onun yüzüne ve gözlerine bak arkadaşım. Evet, peki bu görev acaba neden gerekli hayatımızda ve bu görevi nasıl uygulayabiliriz? Şimdi birincisi bahsettiğim şey şöyle bir şey. Mesela diyelim şu an özellikle evde olduğumuz zamanlarda tabii ki dışarıya çıkamıyoruz ve başkalarıyla yakın temas kuramıyoruz. Ama diyelim kardeşiniz, anneniz, ablanız, babanız, abiniz, anneniz fark etmez. Bu kişilerden biri size o sırada bir şey anlatıyor. Mesela gününün nasıl geçtiğini anlatıyor ya da size belki bir tavsiyede bulunuyor bir konu hakkında. Belki yeni bir fikir veriyor. Belki de bir şeyler soruyor. Hiç fark etmez. O sırada sizinle iletişim kuruyor. Yani aslında onun için o sırada size sorduğu soru ve anlattığı şey çok önemli. Arkadaşlar eğer siz bu sırada o kişinin yüzüne bakmazsanız, başka yerlere bakarsanız, başka şeylerle ilgilenirseniz mesela karşınızdaki kişi size bir şeyler anlatıyor. Mesela ben diyelim size bir şeyler anlatıyorum burada. Siz eğer beni dinlemek yerine o sırada başka şeyler yapıyorsanız mesela amuda kalkıyorsanız, koltuktan zıplıyorsanız ya da defterinize yazı yazıyorsanız o sırada beni dinlediğinizi hissetmeyebilirim. Özellikle yüz yüze zamanlarda. Çünkü sizi göremiyorum ama normalde biri size bir şey anlatırken sizi görebiliyor o sırada. Yüz yüze oluyorsunuz onunla. O yüzden eğer bu sırada siz böyle başka şeyler yaparsanız, mesela böyle defterleri karıştırırsanız, sonra böyle bardağı incelerseniz ya da böyle tavana bakarsanız mesela karşınızdaki kişi sizin onu dinlediğinizi anlamayabilir ya da onu önemsemiyormuş gibi olursunuz. Çünkü aslında biriyle konuşurken, biri bize bir şey anlatırken bütün dikkatimiz ve ilgi odağımız o kişide olmalı ki bize anlattığı şeyleri anlayabilelim. Şöyle söyleyebilirim. Zaten faydalardan başladım anlatmaya aslında. Yani genelde böyle o kişinin yüzüne bakabilirsiniz. Elinizi mesela böyle koyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz o kişiyi. Ya da o kişinin söylediği şeyleri karşılık cevap verebilirsiniz. Ona sorular sorabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer varsa ya da merak ettiğiniz bir yer varsa. İşte bu arkadaşlar iyi bir iletişim yoludur. Karşımızdaki kişiye onu ve anlattıklarını önemsediğimizi göstermek için o kişinin yüzüne ve hatta mümkünse gözlerine bakmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü karşımızdaki kişi eğer onu önemsemediğimizi düşünürse bence kırılabilir, üzülebilir. Çünkü gerçekten üzücü bir durum. Kendinizi o kişinin yerine koyun. Siz de birine bir şey anlatırken o kişinin sizi dinlediğini, anladığını bilmek istersiniz. Karşı tarafın onu dinlediğinizi anlayabilmesi için bir kere zaten bu çok gerekli. Çünkü belki de gerçekten o kişiyi dinliyorsunuz ama o sırada başka yerlere baktığınız için karşınızdaki kişi sizin onu dinlemediğinizi düşünebilir ve bu, tekrar söyleyebilirim bunu, üzücü ve kırıcı bir durum. Bir diğeri, karşı tarafın anlattığı hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz ve karşı taraf anlatırken onu, mimiklerini görebildiğimiz için daha fazla zevk alırız. Yani o kişinin mimiklerini görebiliriz. El kol hareketlerini anlatırken yüz ifadesini, böyle kaşlarının inip kalkışını, gözlerinin büyüyüp küçülmesini, bütün bunları görebildiğimiz zaman hikayeyi daha iyi anlarız ve daha fazla zevk alırız. Ve özür dilerim arkadaşlar. Hiç nefes almadan konuştuğum için sanırım kendi boğazımdaki suyu yutmuş oldum.
Arkadaşlar, sağlıklı ve doğru iletişim kurmak için de bu çok önemlidir ve sağlıklı iletişim bence her şeyin ana noktası. Çünkü eğer birbirimizi sağlıklı bir şekilde anlayamazsak bambaşka şeyler anlayabiliriz, yanlış anlayabiliriz. O zaman da sonrasında sorunlar yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet, benim size bugün verdiğim görev bu. Lütfen bu görevi hayatınız boyunca yavaş yavaş pratikler yaparak tüm hayatınız boyunca uygulamaya gayret edin. Bakalım şimdi sırada ne varmış? Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Kral Saul ile Filistliler arasında bir savaş vardı. Davut'un kardeşleri de Saul'un ordusunda savaşıyorlardı. Davut kardeşlerini görmek ve onlara yemek vermek için savaş yerine gelmişti. Orada adı Goliat olan Filistli bir savaşçı vardı. Çok güçlü, iri yarı ve dev gibi bir adamdı. Saul'un askerleri onu görünce çok korkar ve önünden kaçarlardı. O gün Goliat, İsrail ordusunun karşısına çıkıp şöyle dedi. Siz Saul'un kullarısınız. Aranızdan karşıma çıkıp benimle savaşacak birini seçin. Eğer seçtiğiniz kişi beni öldürürse biz sizin köleniz oluruz. Ama ben zafer kazanıp onu öldürürsem siz bize kulluk edersiniz. Goliat'ın bu sözlerini duyan Saul ve ordusu çok korkup dehşete düştüler ve ne yapacaklarını bilemediler. Davut ertesinden Saul'un ordusunda savaşmak için kalkıp gitti. Goliat savaş alanında görününce Saul'un askerleri korktu ama Davut korkmadı. Davut, Goliat ile karşılaşmaya karar verdi ve yanına sapan, birkaç küçük taş ve sopa aldı. Goliat, karşısına çıkan Davut'un savaş giysileri giymediğini görünce onun ne kadar zayıf ve güçsüz biri olduğunu anladı ve alay ederek Davut'a ''Seni öldüreceğim!'' diye seslendi. Davut ise Goliat'a ''Sen zırh, kılıç ve mızrak kuşanarak benimle savaşmaya gelmişsin. Bense bu askerlerin tanrısı, egemen tanrının adıyla senin üzerine geliyorum ve sen bugün öleceksin!'' diye cevap verdi. Davut, Goliat'a yaklaşıp elindeki küçük bir taşı sapanına koyarak hızlıca fırlatıp Goliat'ı başından vurdu. O anda Goliat yere düştü. Hiç kimse bu olanlara inanamıyordu. Küçücük bir taş nasıl olur da herkesin korktuğu dev Goliat'ı yere devirebilirdi? Ama Tanrı'nın gücü Davut'a yardım edip küçük bir taşla Goliat'ı yere devirmesini sağladı. Davut'un elinde kılıç yoktu. Yanında sadece sapan ve birkaç taş vardı. Goliat yere düşünce hemen o anda hızlıca Goliat'ın kılıcını alıp kafasını kesti. Filistliler en güçlü ve en büyük savaşçılarının öldüğünü görünce korkarak kaçtılar. Ancak İsrail ordusu onları kovalayarak hepsini yok etti ve büyük bir zafer kazandı. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Ne mutlu Rabbe güvenen insana. 40. Mezmur 4. Ayet.
Evet arkadaşlar, şimdi de sırada şaşırtan bilgiler var. Şaşırmaya hazır mısınız? Eğer siz de hazırsanız ben zaten çoktan hazırım. O zaman haydi bakalım, gelin hep birlikte yeni yeni bilgilerle şaşıralım. Şimdi bugünkü şaşırtan bilgiler böyle biraz genel bilgiler. Bir konu hakkında değil, farklı farklı konularla ilgili şaşırtan bilgiler. Ben bunu da çok seviyorum çünkü farklı farklı konularda yeni bilgi sahibi olmuş oluyorum. Haydi başlayalım. Arkadaşlar, biliyoruz ki cep telefonu günümüzde şu an çok önemli ve hayatımızda gerekli bir şey. Sizin yaşınızdakiler için bilmiyorum ama belli bir yaşın üstüne çıktığınız zaman, büyüdüğünüz zaman mutlaka cep telefonu kullanmanız gerekecek birbirimize ulaşmak için. Eğer cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, öyle bir huyunuz varsa arkadaşlar ya da etrafınızdaki insanları gözlemlediğinizde onlara şöyle dikkatli bakın. Çünkü onlar cep telefonuyla konuşurken yürürken aynı zamanda cep telefonuyla konuşuyorlarsa yanlarından biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girerlermiş. Yani normalde belki de karşıya bakıyorlar, etraflarına bakıyorlar ama cep telefonuyla konuşurken yürürken aynı zamanda bir tanıdık birini gördüklerinde ya da herhangi birini gördüklerinde yere bakarlarmış. Neden acaba bilmiyorum. Belki de telefon konuşmaları bölünmesin diyedir. Bir diğer şaşırtan bilgim. Tek yumurta ikizleri hariç herkesin kendine has bir kokusu vardır. Tanrı bizi ne kadar özel yaratmış. Yani bir başkasıyla aynı kokmamız mümkün değil arkadaşlar. Her birimizin kendine ait bir ten kokusu var. Şimdi gelelim çok yükseklerde boyu upuzun olan bir hayvan, sevgili hayvan arkadaşımıza. Zürafalarla ilgili bu bilgi arkadaşlar. Zürafaların, evet gerçekten şimdi bilgiyi okuduğunuzda siz de bana hak vereceksiniz. Hiç zürafaların bağırdığını duydunuz mu arkadaşlar? Ya da onların sesinin nasıl olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Mesela filler diye bağırabilirler. Ya da köpekler hav hav derler. Kediler miyav derler. Ama zürafaların seslerinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü arkadaşlar zürafaların ses telleri yoktur. Bir diğer şaşırtan bilgim ise sineklerle ilgili. Şimdi artık yaz dönemine gireceğiz yakın zamanda ve etrafımızda bolca sinekler olacak maalesef. Peki sizleri ısıran sineklerin acaba dişi mi erkek mi olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Sizce bu acaba fark ediyor mu? Evet arkadaşlar, yalnızca dişi sivrisinekler ısırıyorlarmış. Ah o dişi sivrisinekler. Ve son şaşırtan bilgimle devam ediyorum. Arkadaşlar, hapşırdığınız zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. Küçücük bir hapşırığın bedenimize bütün bunları yaptığını hayal edebilir miydiniz? Ben asla hayal edemezdim. Zi ne oldu sana, ne oluyor? Geçen bölüm en heyecanlı yerinde bırakmıştın. Yerinde duramıyorum. Hadi anlat. Allah Allah, ne zamandan beri böylesin? Dün geceden beri heyecandan gözüme uyku girmedi. Soğuk pavuz, soğuk pavuz. Tamam 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 Zi. Sakinleş. Hemen anlatıyorum öyleyse. Evet, dinliyorum. Tamam. Hangi kamera benim de? Evet. Günümüzde bir liman kenti olan yer Pafos. Kıbrıs'ın en batısında bulunuyor. Şehrin adı Baf olarak da söylenir. Pavlus, Salamis'ten sonra ortalama 150 kilometrelik bir yol yaparak... Wow! Ne oldu be? Ben bazen yolda karşıdan karşıya geçmeye üşeniyorum. 150 kilometre ne ya? Zihi, Pavlus'un toplam yolculuğu çok daha uzun. 150 kilometreye mi şaşırdın? Hacı sen bütün dünyayı gezmemiş miydin? Evet ama uçak bu. Tamam, devam ediyorum. Tamam, dinliyorum. Paf şu an nerede? Tabii ki Kıbrıs'ta. Müjdeyi yaymak için Baf'a giden Saul, yani Pavlus ve Barnabas burada farklı bir durumla karşı karşıya. Neydi? Bir yalancı peygamberle. Büyücülükle uğraştığı söylenen bu kişinin adı Bar Yeşu'dur. Roma'nın bölge valisi Sergius'un da çok yakınıdır. Çok isim giriyor, kafam karışıyor. Tamam Zi, tamam basitleştirerek devam ediyorum. Vali Saul'den Tanrı sözünü dinlemek istiyor. Sahte peygamber bu duruma karşı çıkıp direniyor. Saul ise o anda
kutsal ruh ile dolarak gözlerini bu adama çeviriyor ve ne diyor? Hiçbir fikrim yok. Sen anlatıyordun. Evet, evet, evet. Biraz gizem katmak istemişti. Ah! Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, ey kötünün oğlu, her türlü düzenbazlıkla ve dalaverecilikle dolu insan, her gerçeğe düşman kesilen, Rabbin düz yollarını saptırmaktan bıkmayacak mısın sen? Bak, şu anda Rabbin eli seni yargılıyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre görmeyeceksin. Sonrası? Sonra adamın üzerine karanlık çöker. Afallar, tökezler. Bunu gören vali çok etkilenir ve hemen iman eder. Bir valinin iman etmesi büyük yankı uyandırır ve Saul'da artık Paulus olarak bilinir. Paulus ismini kullanır. İncil'de de bu olaydan sonra Saul isminden ziyade Paulus adını kullanıldığını görürüz. Ve tabii yolculuk devam etmektedir. Nereye? Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Baftan denize açılarak Pamfilya bölgesinde bulunan Perge kenti. Dur. Ne oldu, durdum? Bu anlattıklarını bir düşünmem lazım. Bu bölümde bu kadarını duyalım. Tamam. Sen nasıl istersen Zeyi. Günümüzde Baf'ın yani Pafos'un farklı ve yeşil bitki örtüsüyle bilindiğini ve canlı bir turizm merkezi olduğunu da eklemeliyim. Harikasın. O zaman ben de doğru mu yanlış mı sorumu eklemeliyim. Ekle bakalım. Pafos dedin, Baf dedin. Samanda, Salamis. Tamam, dur hepsini karıştıracaksın. Pafos Grekçe ismi, Baf Türkçe ismi. Öyle değil mi? Evet, doğru, aferin. İşte bu konuyla ilgili bir doğru yanlış sorum var sana. Tamam, hadi sor bakalım. Evet, mütercim, tercüman ve çevirmen. Bu kelimeler aynı mesleği ifade eder. Doğru mu, yanlış mı? Bir seçenek değil. Yahu düşünüyor gibi yapıyorum Zee. Tamam o zaman. Cevap veriyorum o zaman, doğru. Evet, doğru. Mütercim, çevirmen ve tercüman kelimelerinin hepsi aynı anlama gelir. Çeviri mesleğini yapan ve çeşitli mecralarda farklı dilleri bir sebeple birbirine çeviren kişiler bu mesleğe sahip insanlardır. Bir kitap ya da bir yazı da çevrilebilir, konuşma anında anlık çeviriler de yapılabilir. Hepsi çevirmenlik olarak adlandırılır. Çok güzel denk geldi. Sonraki bölüm Pavlos'un yolunda Perge ve Pisidya'yı konuşacağız. O zaman ben gidiyorum. Dur yahu, ne bu acele? Tuvalet! Koş! Arkadaşlar, sıra geldi yine benim en sevdiğim bölüme, Tanrı'nın sözü bölümü. Hem de bu haftaki konumuz yine gerçekten çok heyecanlı. Hele böyle bir dönemde çok önemli bir konudayız. Kilise konusunu konuşuyorduk hep birlikte. Kiliselere gidemediğimiz, maalesef hep bir araya gelemediğimiz, o sevdiğimiz arkadaşlarımızı göremediğimiz, abi ablalarımızı, hatta belki pastörümüzü göremediğimiz bu dönemde hiç üzülmeyin demiştim sizlere. Çünkü evet, o kişileri göremiyor olabilirsiniz, kilise binasına gidemiyor olabilirsiniz ama arkadaşlar, kiliseden uzak asla değilsiniz. Çünkü size daha önce de söylediğim gibi kilise demek bir kilise binası anlamına gelmiyor. Bizim gittiğimiz binalar sadece bir kilise binası. Kilise neydi, hatırlayan var mı aranızda? Kilise eklesya kelimesinden geliyordu. Ve eklesya kelimesinin anlamı topluluktur arkadaşlar. Yani nerede iki veya üç kişi bir araya gelirse zaten orası bir kilisedir. Yani böyle zamanlarda evde aileniz, anneniz, babanız, belki sadece anneniz, hatta belki sadece babanız, belki sadece kardeşiniz, hiç fark etmez. Birlikte bir araya gelip Tanrı'ya dua ettiğinizde, Tanrı'yı övdüğünüzde, Tanrı'yı yücelttiğinizde ya da hatta sadece Tanrı'nın hayatınızda yaptığı iyi şeyleri düşündüğünüzde ya da Tanrı'ya soru sorduğunuzda, hiç fark etmez. Hatta bazen anlamadığınız konuları ya da üzüldüğünüz konuları ona sorduğunuzda bile zaten orası bir kilise oluyor. İşte bu yüzden arkadaşlar hiç endişelenmeyin. Çünkü kilise demek zaten topluluk demek ve zaten her birimiz aslında kendimiz de kilise sayılırız. Çünkü Tanrı bizim yüreğimizde, düşüncelerimizde olduğu sürece bizler de onun bedenini yansıtıyoruz. Peki arkadaşlar, size bir sorum var. Sorum şudur. Normalde sizler
kiliseye neden gidiyorsunuz? Neden giderdiniz? Kiliseye, kilise binasına giden arkadaşlarım ya da evde belki bir ev topluluğunda toplanan arkadaşlarım için soruyorum. Kiliseye neden gidiyorsunuz arkadaşlar? Bir tahmin yürütmek istiyorum. Bazen kilisede çok sevdiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Ve kiliseye gittiğimiz zaman onları görme ve onlarla zaman geçirme fırsatımız oluyor. Acaba kiliseye gitme amacımız sevdiğimiz arkadaşlarımızı görmek olabilir mi? Hayır arkadaşlar, tabii ki de olabilir. Evet, bu da var ama bence tek sebep bu değil. Ya da şunu düşünüyorum. Arkadaşlar, kiliseye gitme sebebimiz, bize bazen kilisede oradaki öğretmenlerimiz ya da başka kişiler çok güzel böyle lezzetli kurabiyeler ya da böyle sütler, meyveli sütler ya da meyveler veriyor olabilir, ikram ediyor olabilir. Evet, orada bir araya geliyoruz ve tabii ki de aynı zamanda sevdiğimiz yiyecekleri de yiyebiliriz. Ama kiliseye gitme amacımız sizce bu mu arkadaşlar? Ya da oyun oynamak mı arkadaşlarımızla? Bence sadece bunların hiçbiri değil. Evet, tabii ki de bazen asıl amacımızın dışında bunlar da bizi etkiliyor ve bunları da yapmayı seviyoruz itiraf etmek gerekirse. Ama bizim kiliseye gitme amacımız sadece bunlar değil arkadaşlar. Kilise bizim Tanrımızın varlığının olduğu yer. Tanrımızla konuştuğumuz, Tanrımızla düşündüğümüz, onun hakkında yeni şeyler öğrendiğimiz yer, o durum. Yani dolayısıyla hiç kurabiye olmasa da, hiç arkadaşımız olmasa da bizler yine kiliseyi sevmeliyiz. Birinci sebep şu arkadaşlar. Bizler Tanrı'yı daha yakından tanımak için, Tanrı hakkında yeni şeyler öğrenmek için pastörlerimiz ya da oradaki öğretmenlerimiz bize yeni şeyler anlatsın diye kiliseye gidiyoruz. Bunu nasıl bilebiliriz? Hemen bir ayet okumak istiyorum sizlere. Koloseliler bölümünden. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada aslında bir sürü şey var. İlahi söylemekten de bahsediyor ama aynı zamanda özellikle diyor ki öğretin. Yani aslında sizin büyüklerinize söylüyor bunu. Öğretin diye. Dolayısıyla bize birileri bir şey öğretiyorsa biz de öğrenmemiz gerekiyor değil mi? O zaman da arkadaşlar bizler Tanrı için, Tanrı hakkında öğrenmek için kiliseye gitmiş oluyoruz. Ya da birlikte ilahi söylemek için olabilir. Tanrı'yı övmek için, Tanrı'ya güzel şeyler söylemek için, Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri kutlamak için tıpkı bir doğum gününü kutlar gibi. Bir ayet daha okumak istiyorum mezmurlardan. Gelin Rabbe sevinçle haykıralım. Haykırmak ne demek? Sanki bağırmak, böyle içimizi boşaltmak gibi. Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım. İşte o zaman ne oluyor? Tanrımızı övmüş ve Tanrı'ya tapınmış oluyoruz zaten. Ve tabii ki de aynı zamanda başkalarına yardım etmek için de kiliseye gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl yardım ediyoruz kiliselerimizde? Birbirimiz için dua ederek mesela. Ya da oradaki belki yiyeceği olmayan birine yiyecek vererek ya da orada kıyafeti olmayan birine kendi fazla kıyafetlerimizden götürerek kıyafetlerimizi paylaşarak yardım edebiliriz. Ama en önemlisi hem kendi tanıdıklarımız için hem de tanımadıklarımız için dünyanın dört bir yanında olan kişiler için dua ederek birbirimize yardım edebiliriz arkadaşlar. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Lütfen yarına kadar bu konuyu iyice düşünün ve eğer sorularınız varsa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.